Günaydın. Günaydın. Bugün güzel bir gün, sıcak bir gün. Evet. Çünkü ve bastığımız takılacak. Birazdan gelecek arkadaşlar. Ve Besten marka kullanacağız karavanda ısıtıcı olarak. Aynen. Zaten geçen görüşmeye gitmiştik. Evet. Gayet detaylı bilgiler verdiler. Şimdi geldiklerinde yine sizler için de bir bilgi videosu çekeceğiz. Onu da paylaşırız. Evet, bir de yedek parça sorunu olmaması çok umut verici. Evet. Biz T3'te kullanmıştık. Yedek parça problemi yaşamıştık o kullandığımız markada. Bulamıyorduk yani. Karşınızda görüşebileceğiniz birileri var en azından şu an bu markada. Bakalım araç içinde test ettikten sonra daha detaylı bilgiler de yolda verilir evet. İnşallah. Ya biz çok üşüyoruz çünkü. Hani evet, sobamız var ama ve bas da çok önemli bizim için. Bence eriyeceğiz ya. Mesela. Hem soba var hem de bas da var. Bu Kadıköy'de mi? Yok, Feriköy'e gittiğimizde bir 50 liralık almıştık. Fön makinesi almıştık biz. Şimdi saçlarımız da uzuyor, onu fark ediyoruz. Nasıl kurutacağız dedik az önce kendimize. Sonra de özür. Ve bastamız var. Çünkü T3'te de kurutma makinemiz yoktu onda. Ve bastamız. Yapma oğlum ya. ve bastığı çok saç kurutmuşluğumuz var. Hatta muhteşem çözüm. Muhtemelen yapan kişiler de mutlaka vardır. Yapmıyorsanız da deneyin. Çok etkili bir fön makinesi kendisi. Aynen. Detaylarda görüşürüz. Görüşürüz. Ve bastığımız takılıyor. Şu an delindi galiba, kaçırdım ben noktayı. Evet. Şu an muhteşem bir ekip geldi arkadaşlar. Isıtıcımız takılıyor. Bak. Gerçekten yani şimdi ısıtıcı ya. Takıldıktan sonra ben Murat ve Mert Bey'den tüm detayları isteyeceğim. Bizim vebastomuz 24 volt. Çünkü aracımızın elektriği 24'lük. Vebastomuz da ona göre geldi. Bir fark var mı 12 ile? 12 ile bir farkı akü amper farkı oluyor sadece. Yani sizin aracınız 24 volt olduğu için vebasto da 24 volt olmak zorunda. 12 çalıştırmaz. Sanki eski. Isısı falan aynı zaten. Sadece amper farkı. Zihnin için en uygun yeri bulduk. En uygun yer buraya bulduk. Çünkü egzoz çıkışı noktası önemliydi, evet. Değil mi? Alttan egzozu bağlayacağımız için önemli olan yer burası. Çek. Bekle. Montaj yeri tamam. Evet. Ben yapmışım da onlar. Burada o kadar terledi. Yeri tamam. Hoş geldiniz Murat Bey. Hoş bulduk. Birazdan montaj bittiğinde tüm detayları sizden alacağız. Tamam. Sen orada durabilirsin. Şimdi alt zemine geçtik galiba. Evet. Buradaki şimdi, montaj hangi kısım? Montaj, şimdi araç egzozunu şu şaseyi delip alta vereceğiz. Evet. Şöyle göstereyim. Çizdik zaten, burayı matkapla vereceğiz. Şu da hava filtremiz. Bunu da içeriden bir yere sabitleyeceğiz. Mazot hortumumuzu da aracın deposuna götüreceğiz. Şuradan delip. İnşallah. Şimdi işleme başlıyoruz. Kolay gelsin. Teşekkürler. Vebastomuz bizim oturma ve yatak alanının altında oldu. Çünkü en uygun kısım burayı seçtik. Yani ilk planımızda şurası vardı ama ileriki süreçte güneş panellerimiz olursa diye
ekipmanlar oraya konulacak. O yüzden en uygun kısım burası oldu bizde. Dışarıdaki işlem bitti galiba. Daha var. Az kaldı sanırım finale. Akşam ısınır mıyız? Isınırız. Tam deponun dibine inmesin, biraz yukarıda kalsın. Bir yandan da kontrol panelimiz takılıyor şu an. Yeri belirlendi daha doğrusu. Ve basto partisi yapar mıyız? Evet. İçeriği tamamlamadan. Domates yutmuşum. En iyi gol anlatabiliriz. Onu kastetmemiştim. Var öyle müşterilerimiz. O biraz fanteziye gidiyor bence. Tabii ki de öyle bir şey yapmayacağız arkadaşlar. Yani tişörtle dolaşabilelim yeter. Allah. İstersin zaten. Söyle. Duydunuz ilk, mu sesini? Evet, ilk açılışı yapıyoruz. Şunu alalım. Alayım usta. Hayır, Oktay abi, siz tanıtımını yapmışsın diyorum. Ne yapacağız? Altına soracağım. Tamam, şu sabit iskeletine şey yaparız Merve, kapak koyarız. Oradan ucunu çıkartırız. Ellerine sağlık. Evet güzel ya, de. Eline sağlık gerçekten. Bayağı uğraştık. Vallahi uğraştık. En sonunda geldik. En son yere. Gerçekten mi bastı? Çok güzel. Gelsene, burası çok sıcak falan. Videonun başını böyle bir... Ellerinize, kollarınıza sağlık. Rica ederim. Rica ederim. Soğukluğuna göre bunu ayarlayabilirsiniz. Bunları ben size anlatacağım. Şu an 3 kW değerlerinde. Gayet de yeterli bir ısı bence. Evet, evet. Şu an minimuma indireyim bir de. Şu an minimuma indi. Yani böyle tüm gün çalışsa bence gayet tamam, ideal gibi kesin, geliyor. Tabii. Ve şey, çok iyi bir sıcaklık. Evet. Yani gece belki çok üşüdüğünüz zaman bunu biraz daha sürdürebilirim. Diğer türlü zaten hem uzaktan kumandanızla da isterseniz buradan da panelin gücünü arttırabilirsiniz. Anahtarlar bende olsun. Yani aynı yap bizim Arif. Aynı zamanda bunun bir de termostat özelliği var. Bunu ortam sıcaklığına göre ayarlarsınız. Atıyorum 20 derece sizin için idealdir. Yani bilmiyorum artık hangi ısı sizi tatmin ederse. Ona göre termostat ayarladığınız zaman ortam sıcaklığı cihazın içindedir termostat. Ortam sıcaklığını yakaladığı zaman kendini minimum seviyeye alır. Ortamı 20 derecede korumaya başlar. Ya da 25 derece. O sizin ayarlamanıza kalmış. Başka zamanlayıcı var ama siz zaten sürekli karavanda yaşayacağınız için zamanlayıcı gene gösteririm size ama isterseniz çok kullanacağımız bir şey değildir. Onu sürekli kurmanız lazım. Yani bu daha çok servisçiler için ideal bir durum. Şu an saati de kuralım. Ha, elektriğini kesecektim. Evet. Şey, zamanlayıcı şey mi? Hani 8'de açılsın. Açıl dedik mi? O saatte açılıyor. Hizmette sınır yok. Şu an tam kapasite. Çok güzel. Minimum kapasitede, pardon. Hayırlı olsun inşallah. Çok teşekkür ederiz. Kimse webestensiz kalmasın diyoruz. Kapatmak için 3 saniye beklediğin zaman off tuşuna. O zaten 3-4 dakika içinde de kendini kapatır. Müthiş. Açmak için de tek tuşla açarsınız. Çok güzel. Şu an kapamaya ne aldım. Tüm tuşu da kalmadı. Evet. Orası zaten aynen. Geldik. Ay, çok güzel oldu. Yakıtınız da minimum seviyelerde. Yani geceden sabaha kadar ortalama 23-24 derecelerde çalıştırdığınız zaman yani 1,5 litreyi geçmez gecelik. Yani o, akşam 10'dan sabah 5-6'ya kadarki süreç. Peki parça ile ilgili problemimiz var mı? Tabii ki. Biz zaten bunların
üretim ve ithalatını yaparken getirdiğimiz ürün kadar yedek parça stoğu tutuyoruz. Mükemmel. Aynen öyle. Yani müşterilerimizi mağdur etmemek için elimizden geleni yapıyoruz ki mağduriyetimiz sıfır. Evet, en önemli detay bence de. Yani hem destek var arkadaşlar, hem parça sıkıntısı yok. Yani aradığınızda, karşınızda muhatap olabileceğiniz kişiler var. Gerekse işte il dışından bazen işte ilgilerde siz de gördüğünüz görüntülü destek de veriyoruz. İlk kurulumlarda vesaire. İşte parça, cihaz bozuldu vesaire, bozuk çıktı, çıkabilir ama biz malımızın arkasına direkt birebir sıfırıyla da değişim yapıyoruz. Mükemmel. Bazen bujisi vesaire bir şey çattığı zaman hemen aynı şekilde aynı gün kargoyla da çıkarımını gerçekleştiriyoruz. Sonuç olarak elektronik yani. Hani. Ya tabii ki de ben ürünüm sorunsuz demiyorum. Yani 1000 tane de 10 tane arızalı çıkabiliyor. Yani bunu biz fabrikadan test haline çıkartıyoruz. Hiçbir cihazımızı test etmeden göndermiyoruz müşterilerimize ama olabiliyor. Yani kargoda bile kırılan oluyor, bozulan oluyor. Biz bunu zaten daha güzel istifliyoruz. İşte köpük olsun. Bayağı detaylı gidiyoruz ama gene oluyor yani. Kuluyor biz sonuçta. Ama biz malımızın arkasındayız yani. Hiçbir türlü problem yok. Ya çözüm odaklı olmak bence çok önemli bir şey ya. Sorun çıktı, çözüm var yani. Çok iyi. Abi, biz çok mutlu olduk yani, dediğimiz gibi çok üşüyen insanlardık ve Vestel artık şey ana kemiği oldu şu an karavanın. Hani sobamız olacaktı ama yani sürekli bir sıcaklık başka bir şey. Çalıştıralım mı bir daha? Kapandı mı tamam? Aha, kapandı. Çalıştır abi. Şu an denemesi tekrardan yapılıyor. 2-3 kere deneme yapıyorlar. Tam güvenlik yani. Bir sorun gözükmüyor. İçeride konuşalım mı? Webasto deyip duruyoruz. Webasto bir marka ya. Evet. Isıtıcı yani. Evet. Evet, dizel ısıtıcı. Webasto'dan. Bir takılmış Serpak, Nescafe gibi. Webasto. Evet ama herkes de bu böyle. Tamam. Bizim evet. Isıtıcımız bu. Webasto'dan. Evet. Webasto'dan. Sevgiyle kalın Webasto'dan. Evet. Şimdi ikinci test yapılıyor. Evet. Özgür Hanım'ın kahvesi de dediği kadar güzelmiş yani. Teşekkür ederiz. İçmeden yapalım. Final kahvesi de yapabiliriz. Olur. Çalışma sesi. Cihaz kendini tamamen ısıttıktan sonra normal ayarladığımız ses seviyesine düşecek. Şu an bu tam kapasite sesidir. Zaten kampanya başlatacağız yakında. Elini bir dakika üzeri tutana. Webasto hediye. Webasto. Şu an kendi çeyimize Şu anda yanma odasında. Sıcaklık tam kapasiteye ulaştı. Zaten ses anında. Ve ses şu anda minimum seviyeye indi. Alacağınız ses bu. Bu kadar. Çok iyi ya. Yani hatta pardon, sizin tam kapasiteden sonra içeriği ısıtma sıcaklığınız bu size kesinlikle yetecektir. Asıl ses. Cihazı yaklaşık duyamazsınız. Ses yok. Ses nerede? İddialıyız. En sessiz cihaz ve Webasto'dan. Gerçekten çok iyi. Ya şu kapıyı kapatın. 3 dakika içerisinde camlarınız buharlaşır. Şu an sıcak bozuldu zaten. Evet. Ki direktmen kapıyı üflediği halde şu an içerisi sıcak arkadaşlar. Yani, evet. Kapımız açık. Ya süper. Tesisatta hata yok. Süper. Peki en sık karşılaşılan hatalar ne oluyor cihazda? Mesela yakıt alarmı verebilir. Yok yani yakıtla alakalı çok problemimiz olmuyor. En çok karşılaştığımız hata montaj esnasında müşterilerimizin kendi yaptığı montajlarda elektriksel hatalar. İşte onu soruyorum. Evet. Mesela, evet bu çok önemli. Kendi, ya bence küçük kurulum da çok önemli. İlk mesela yakıt çektirmeden direkt çalıştırıyorlar, buji çatlatıyorlar. Biz bunları zaten kanalımızda da videoyla anlattık. Evet. Müşterilerimizi oralara yönlendiriyoruz. Oradan zaten izleyip rahatlıkla sonuç alıyorlar. Arkadaşlar Webasto'nun kendi bir kanalı da var, YouTube kanalı. Evet. Yani ürün montajı nasıl yapılır, orada hani ürünü satın aldıktan sonra tüm bilgileri sağlıyorlar. Tabii ki. Tabii. Ki biz gerçekten az önce de Özgür'le gördük. Şey telefon susmuyor yani ve destek olarak da çok başarılısınız gerçekten. Elimizden geldiğince birebir hizmette. Evet. Hayır, adam aldı değil mi, kendi montaj yapmak istiyor. O bence öyle videoların olması şahane. Tabii canım. Şimdi zaten biz sıfırdan bir cihaz yapacağız. Onun tamamen sıfırdan nasıl montaj yapıldığını şemasal ve tablosal olarak kurulum yapacağız. İnsanlara o şekilde daha büyük yardımcı olacaktır bu. Bir de şöyle bir husus var. Mesela biz mazot çektirmeyle alakalı insanlara
bazı şeyleri sunuyoruz ama mazot bittikten sonra da asıl büyük problemle karşılaşılıyor. Cihaz mazot bittikten sonra yeşil hortumun içindeki yakıt bittiğinde tekrardan yakıt koyduğunuzda bu sefer cihaz o yakıtı çekene kadar gene aynı en baştaki kurulum esnasındaki problemlerle karşılaşılıyor. Gene aynı şekilde YouTube sitemizde de bununla alakalı olarak videomuzda gene aynı şekildeki prosedürleri izleyerek yakıtı manuel olarak pompalatarak tekrardan aynı yolu izlememiz gerekiyor. Genel olarak yakıt sıkıntısı olmazsa bitmeden koyarlarsa o problemlerle karşılaşmazlar. Önemli bilgi demek böyle bir şey bence. Tabii ki. İnsanlar oluyor. Gözden kaçabiliyor, hatalar olabiliyor. Biz elimizden geldiğince insanlara işte hatayı sonuçta biz insanlara garanti veriyoruz. Her şeyi de garanti kapsamına sokmaya çalışıyoruz. Kullanıcı hatası olsa bile insanları mağdur etmemeye çalışıyoruz elimizden geldiğince. Sonuçta patenti bize ait, ürün kendimizin olduğu için insanlara artık maksimum destek vermek istiyoruz. Ve gerçekten Webesten'i zirveye taşımak istiyoruz açıkçası. Bu konuda biraz iddialıyız. Çok güzel ya. Gerçekten çok güzel. Rakiplerimize başarılar diliyoruz. Ya biz müşterilerimizin hatalarını da biz üzmeden onları, tabii ki. Onlara elimizden geldiğince yedek parça olarak tedarikte bulunuyoruz. Yani şimdi şöyle biz araştırma yaptığımızda zaten fiyat performans olarak da siz çok iyisiniz. İşte iddialı olduğunuz yani hem için. Kalite hem yani fiyat olarak da çok fiyatımızın başarılı. Fiyatımızın piyasadan düşük olması insanlara bu ürünün kalitesiz olduğu anlamına gelmez. Tam olarak buna soracaktım gelmesin size. Gelmesin çünkü hem fiyat olarak hem de kalite olarak birçok yabancı markayla aynı kategoride bir cihazımız var. İddialıyız, daha da sessiz bir cihazımız var. Çünkü cihazımızda birkaç özellik var. Onu da sunmadığımız, söylemediğimiz birkaç özelliğimiz var. O da bize kalsın diyelim. O yüzden sessiz olması. Onu da tam montaj yaparken açıklarız. Evet. Montaj videosu hazırlarken. Evet. Bu arada Webesten yani dizel ısıtıcı harici çok özel ekipmanlar da getirecek arkadaşlar. Evet. Bence takipte kalın. Yaz sezonuna. Yaz sezonu bomba gibi bir ürün var. Biz onun için de çok heyecanlıyız. O herkesin evet. işine yarayacak bir ürün bence o. Şimdi, hem de her renkte. Ay çok güzel. Her renkte, evet. Şey bir de yani hani sizin isteğinize göre diyelim, bastırılacak. Şimdilik sürpriz olsun. Evet bence de sürpriz olsun. Mart ayında açıklarız. Evet. Mart ayında. Montajımız şimdi bitti. Hatta şey kendileri az önce gitti. Biz tekrardan böyle içeriye geçip karavanın içine geçip yine yakıp şey yaptık yani önde oturup kutlama yaptık kendimizce. Çok evet. güzel oldu ya. Çok güzel oldu. Daha önce de bir ısıtıcı kullandığımız için nasıl farkı olduğunu biliyoruz aslında. Gerçekten sesi çok az. Sesi çok az ya evet. Bir de artık yolda deneyimleyip deneyimlerimizi paylaşırız. Biz zaten uzun süredir araştırıyorduk bir ısıtıcı. Sonra Webesten kullanan birçok arkadaşımız vardı. Onların da yönlendirmesiyle bir gidip görüşelim dedik. Sonra olay buralara geldi. Mükemmel oldu. Aynen çok teşekkür ediyoruz. Biz çok teşekkür ederiz kendilerine. Yani bir arayışınız varsa da bence kendileriyle iletişime geçin. Videonun içeriğinde de bahsettiğimiz gibi. Tedarik var. Tedariğin sonrasında şey de var yani muhatap olabileceğiniz kişi, karşınızda kişiler de var. Bu çok güzel bir detay. Bir de çözüm odaklı insanlar evet. ya hani böyle şey ya karşımda benim gibi biri olsa da çözsek hemen şunu falan diye düşünüyorsanız tam öyle insanlar. İstediğiniz her şeyi sorabilirsiniz. Her türlü yardımcı olurlar. Evet, bahsettiler yani de kendileri zaten. Evet ve bence çok güzel hizmet veriyorlar. Yolda deneyimleyip bilgi veririz size de tekrardan. Yeni videoda görüşürüz. Görüşürüz.